Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şimdi sizlere aldığımız ufak çaplı bir koleksiyonumuz var. Koleksiyonumuzun çoğu yeni, bazıları eski ve gerçekten kullanıma değer. Her biri birbirlerinden özel olan tespihler yine sizlerle. Artık bir yorum okumuştum YouTube videolarımın altında. O gün fitesi arttırdı gidiyor diye. Aynı şekilde fitesi arttırdık gidiyoruz. Bunların her biri benim değil sizlerin eseridir. Sizler bana destek verdiğiniz için benim iştahım açılıyor. Daha çok dolaşıyorum, daha çok araştırıyorum ve daha güzel tespihler bulmaya çalışıyorum. Bunları tek tek birazdan trend yolda yükleyeceğim. İsteyen varsa da ekran fotoğrafı alıp Instagram adresimden benimle iletişime geçerse çok ama çok mutlu olurum. Her biri çok özel, her biri çok güzel tespihlerdir. Genellikle kullanılmış eski olanlar da var, yeni olanlar da var. Bunları zaten tek tek şimdi sizlere tanıtacağım. Sizlerden ricam videoyu başlamadan önce beğenip yorum yaparsanız abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şöyle bir deve kemiğiyle başlamak istiyorum maskot. Sıradan bir deve kemiği değil. Gerçekten söylüyorum çok özel çok güzel bir maskot. Bir deve kemiği. Kolay kolay bulamayacağınız bir tespih. Bu koleksiyondan çıkma güzel bir tespih. Kullanılmış belli. 15 milime 11 milim ölçülerinde, 15 milim, 11 milim ölçülerinde. Harbiden diyorum yani şahane bir ürün ya. Deve kemiğiyle başladım bilerek. Çünkü videoyu başlatmadan önce bir çay içtim ve çay içerken de devamlı bu deve kemiğini kullandım. Çok muazzam bir tespih. Benim hoşuma gitti. Eğer bunu istiyorsanız ya da herhangi bir tespih istiyorsanız ekran fotoğraf alıp açıklamadaki Instagram adresimden benimle iletişime geçerseniz çok ama çok mutlu olurum. Hemen şuna geçmek istiyorum. Bunu da değerli bir dostumuzdan aldık çok 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 eski bir malzeme değil ortalama 1-2 yıllık malzemedir ama değerli bir malzeme koleksiyona yakışır fiyat olarak da uygun fiyatlı bir üründür o yüzden derim ki yani eğer imkanı olan varsa bütçe olarak da çok fazla bütçesi yoksa bu tarz büyük boyda bir koleksiyonunda bulundurabilir. İlerleyen zamanda gümüş takarsa tabii ki daha da değerlenir ama gümüş takmayacağım derse de kendisi bilir. Şöyle bir renk var muazzam renk. Ben bunu ilk gördüğümde kargo açtığımda ilk gördüğümde bunu usta işi falan sanmıştım. Hemen bunun da bir ölçüsünü vereyim şöyle. 9 mm 10 mm ölçülerinde mükemmel bir hara yapısı olan çıtır çıtır çekimi olan sıfır hatalı şuna bakar mısınız dimdik sanki usta işi gibi çok güzel çekimi olan kesme sevenlere önerebileceğim bir ürün hatta bu videoda bir tane daha kesme olacaktı onu da sizlere inşallah göstereceğim şöyle Harbi diyorum, çok çıtır çıtır bir ürün. Buna da güzel bir gümüş püskül takıldığında güzel de bir değer alacağına inanıyorum. Aldığı renkte hangi renk olacak bilmiyorum. Şimdi bu renge bakın. İlerleyen videonun ilerleyen zamanlarında bir renk çıkartacağım. Gerçekten şaşıracaksınız. Şöyle bir galalit malzeme var. Yeni galalit malzeme. Galalit eskiden peynir altı suyu ile bir şeylerin hani bir epoksi midir artık reçine onun birleşmesiyle olan bir malzeme yarı doğal bir malzemeydi ama günümüzde ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Genellikle bunlar da sıkma tarzı bir malzemeden yapılıyor diye umuyorum hemen ölçüsünü vereyim 11 milime 7 milim. 11 milime 7 milim ölçülerinde günlük kullanıma güzel çıtır çıtır bir ürün ince boy isteyen varsa bunu da uygun fiyata değerli dostlarımıza nasip eylesin Allah. Biz de onlara güzel bir aracı olalım diyelim. Bunlar dediğim gibi sizin sayenizde her geçen gün videoların gelmesi, her geçen gün yeni koleksiyonlar almamız. Gerçekten söylüyorum satın almasanız da izlediğiniz için, değer verdiğiniz için, bizleri öne çıkardığınız için oluyor. Şöyle bir yeni çubuk malzeme var. Yeniden kastım da ortalama 1-2 yıllık kullanılmış bir malzeme. O yüzden çekimi diğer yeni atölye çubuklarından bir tık daha güzel. Bu da atölye çubuk ama Dediğim gibi diğerlerinden bir tık daha güzel. Fiyat olarak da uygun fiyatlı çıtır çıtır çekimi olan güzel bir çubuk sıkma keyri bar diyebiliriz sizlere. Şöyle de bunu da koyalım. Kesme güzel bir ürün. Hemen bunu da koyuyorum. Şöyle bir tespih geldi. Bu tespih biraz daha püskülü falan yok. Şöyle ama günlük kullanıma çok ideal. Burada şimdi koleksiyonda gördüğünüz tespihlerin çoğu genelliği bu koleksiyondan çıkma olduğu için ve kullanılan ürünler olduğu için o yüzden biraz değerli diyebilirim sizlere. Ama piyasadan yeni alt fiyata vereceğimize de emin olabilirsiniz. Şöyle bir maskotumuz var. 17'li maskot tespih. İp araları biraz daha bol. Bunu biraz daha şöyle düğümle düzeltmemiz lazım düğümle düzeltmemiz lazım. Çıtır çıtır çekimi olan güzel bir tespihimiz daha maskos sevenlere gelsin. Bir tane çıktı koleksiyonda rengi muazzam güzel. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Şöyle bir çubuğumuz daha var. Osmanlı benzetmesi yapılmış. Zeyhuz, Zey... Zeyzun atölye işçiliği. Ama ben de bunlara hayranım. Bu şeyden dolayı değil malzemesinden dolayı çekim lezzeti değil kesiminden dolayı ölçüsünden dolayı gerçekten çekim lezzeti var hemen bir ölçü verelim 10.5'a 11 10.5'a 11 milim ölçülerinde çekimi lezzetli çok da güzel bir rengi olan şuralarını keşke boya sürmeselerdi fırın yapmasalardı da daha da güzel olabilirdi. Şöyle hitamesiyle bunu aslında bunu imkan olan varsa fiyat da uygun zaten alacak. Atölye tarzı bir şey varsa tıraşlayıp kullanacak. Şöyle bir malzememiz daha var. Bunun da çekimi çok güzel. Bu da elime yapıştı daha demin. Bunu da epey bir kullandım. Yumuşacık bir çekimi var. Zart adında sanki böyle güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti. Başarılı yapılmış bir ürün. Hemen bunun da ölçüsünü veriyorum. Bu da eskidir. Böyle çok eski olmasa da yine eski bir malzemedir. 10 milime 7,5 7.5'a 10 milim ölçülerinde püskülü gümüş değildir. Temiz bir üründür. İki. Murhaf atölyesi olması lazım. Çekimi gerçekten güzel bir Osmanlı benzetme yapmışlar. Çıkır çıtır böyle çekimi var. Muazzam bir kalitede. Aslında atölye işçilikleri için de güzel bir kalitede günlük kullanıma ya da hediye edilmeye güzel bir ürün diyebilirim sizlere. Hemen bunun yanında şöyle eski bir malzeme var. O tutturma imameli muazzam renk alacağına inandığım bundan bir önceki videolarımızda da bu tarz ürünler vardı ve çok da güzel rakamlara satıldı. Ben bazılarını kendime ayırdım. Bu ayırdığım ürünlere de gümüş püskül siparişi verdim. Gümüş püskül takacağım ve bunları da gerçekten söylüyorum satılsa da olur satılmasa da olur tarzında bunları saklayacağım. O yüzden güzel bir ürün daha sizlerle diyebilirim. Bunu kaçırmayın diye size öneririm. Uygun fiyata da vereceğim videoya özel. Video paylaşıldıktan bir ay içerisinde satılmazsa bunu gerçekten söylüyorum güzel bir gümüşlük bir şey yapacağım saklayacağım kenara hiçbir şekilde kırık değildir oturtturma imamedir özel yapılmıştır cepte kırılmasın diye tasarlanmıştır şöyle bir fiber daha var bu fiber de hafiften kullanılmış ve renk almaya başlamış. Kullanımı çıtır çıtır çok güzel bir kullanımı var. Alman fiberdir. Sistemli kullanımı muazzam olan bir fiber daha. Bunu şöyle düşünün. Ben Trendyol adresimde 489 lira ile 589 lira arasında çok hızlı bir şekilde satıyorum. O yüzden sizler de yazarken dikkat edin. Ona göre uygun fiyata vereceğiz yine. Şöyle bir güzel çubuğumuz var. İp püskülle sistem yapılmış. Sistem hafiften bozulmuş. Ben büyük ihtimalle buna da bir gümüş takarım. Çünkü çubuk malzemelerin çok küçüğü güzel oluyor. Böylesi de bulunmuyor. Çıtır çıtır çekimi olan şunun güzelliğine bak ya. Kat kat ip dizilmiş mis gibi çekimi olan küçük boy bir ürün. Hemen bunun da ölçüsünü verelim. Şöyle 9 milime. 9 milime 6 milim ölçülerinde aslında bunu kenara kaldırayım bunu ben bile kullanabilirim. Şöyle bir Dabbas usta işçilikli bir ürünümüz var. Yani atölye işçilikli diyeyim hatta size. Şunun hemen şu sistemini atın. şu Şunu biraz daha küçültün. Osmanlı diye satın. Alın size bir dolandırıcılık taktiği piyasada da çok fazla dönen bir dolandırıcı taktiği rengi aynı Osmanlı gibi. Çekimi zaten çekimine söz yok. Harbi söylüyorum eski tespihlere taş çıkartabilecek güzellikte ve öyle bir özellikte. Şuna bak ya. Çıtır çıtır bir ürün çok keyifli bir ürün. Benden başarılı bir not aldı. İnşallah sizlerden de alır. Günlük kullanıma renk almaya muazzam bir ürün diyebilirim sizlere. Hemen şurada şuna geçmek istiyorum. Bu da benim dikkatimi çekti. Şöyle bir devasa bir imzası var. Labadebi. Mücevherat. Vay. Bu kendini özel yaptırmışlar. Atölyesine özel yaptırmış adam. Şu renge bak ya. İmameyi söksek. Şeyi, sikkeyi ve imameyi söksek. Durmuyor da. Sikkeyi ve imameyi söksek gerçekten söylüyorum. Hani yemen zar diye yedirirsin. Ama ben yemem. Yani öyle düşünün. Sırtır çekimi var ya güzel dolu bir malzeme büyük boy. Bilmiyorum hoşuma gitti bu sefer gelenler ya uygun fiyatlı olduğu için hoşuma gitti. Şimdi bunlar bunlar mesela pahalı rakamlar değil. Şuna bak ya sanki yani şuna bak. Dolandırıcılığı açık ürünler ya. Kesme mükemmel bir çekimi var. Komple sistemli hangi atölyeye aitmiş? Mehmet Erbabacan atölyesine ait. Güzel bir tespih. Kesme severlere güzel. Benim şurada yeşil çok hoşuma gitti ya. Şimdi onu da çıkaracağım birazdan. Şöyle bir ürünümüz daha var. Bu da neymiş? Zeyzun atölye işi. Yani bu yeni malzemeler elle hiç çekilmemiş, hiç kullanılmamış. Büyük ihtimalle sizde ilk olacak. Değişik bir ipe dizmişler. Çekimi güzel ama hani bir tık yumuşak. Bunun biraz daha çekilmesi lazım ki biraz daha kıvama gelsin diye. O yüzden bunu da uygun fiyata yazan bir dostumuza sunarız diyelim. Hemen şunu kaldırayım. Şu yeşil renk çok hoşuma gitti. Renk olarak çok hoşuma gitti. Burada bir atölye sikkesi var. Bir de çıkmıyor mu kurut orna? Bize bak çıkar. Erkan çubukçu. Aa baksana ya. Sanki böyle bir objeden kül tablasından yapılma gibi bir ürün. Bir tane de habbesi fazla. <laughs> Şunun güzelliğine bak ya. Bir tane de habbesi fazla. Video esnasında bunun da habbesini öğrenmiş olduk. Hemen bunu da kenara bırakıp şöyle bir kukaya geçmek istiyorum. Mısır içerikli bir kuka. Ama az bir şey kullanılmış. Ya günlük kullanıma ideal. Temiz mısır işçilikli bulmak da zor. Ama hani bilmiyorum temiz mısır işçilikli. Güzel bir kuka. Kukanın bu ara nasıl bir değer arttırdığını sizler de görmüşsünüzdür. Elbet o yüzden sizlere fazla da sözü bahsetmeyeceğim. Hani bunu anlatmayacağım fazla sözü size bırakacağım. O yüzden mısır işçilikli güzel bir kuka da. Bunu da hemen bırakıp şuna geçmek istiyorum. Şunu antika pazarından bulmuştuk. Ona detaylı bir erinemedik. Artık boyalama bilmiyorum üzerinde. Hafiften böyle noktalar falan eskime olduğuna dair şeyleri var, izleri var. Şöyle imame altı şöyle. Güzel bir püskül tasarımı yapmışlar. Buna da iyi bir fiyat bayıldık. Ama malzeme gerçekten çekim tadıyla çok güzel bir ürün diyebilirim sizlere. Yani muazzam bir ürün. Benim hoşuma gitti. Sanki böyle hafbeleri değişik renklerde bir renk almış. Biz zamanında Emre abimize şu tespihi vermiştik. İçi masmavi, turkuaz mavisi, dışı yeşil. Yılların tespihi, eski bir tespihi, koleksiyonluk bir üründür. Hani bunu çok fazla da soran olmuştu. Şu an geri geldi. O yüzden bu da artık meme yapmış hapbeler. birbirine çekile çekile meme yapmış. Güzel bir eski malzeme. O yüzden sizlere bunu sundum. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Güzel kişiye sahip olur. 4 tane de farklı bir insandan aldım. Onları da hoşuma gitti. Şöyle hatta ip örgüsü falan yapmışlar. Kesme çubuk. Eski bir çubuk. Günümüzdeki çubuklar gibi değil. Şöyle içi mükemmel bir hare yuvası mükemmel biri hani hare yuvası. Bunu güneşte arabanızda bekletip de ilerleyen zamanda Osmanlı diye satabilirsiniz. İyice bir dolandırıcı olduk artık dolandırıcıların içinde kala kala. Şöyle bir tespit daha var. Bunun da yine çekimi çok güzel ama bunun çekimi yine kesiminden ötürü böyle bir çekimi var. Büyük boy koleksiyona yakışacak güzel bir ürün. Bunun çekiminden kaynaklı. Hani şeyinden kesiminden kaynaklı böyle güzel bir çekimi var benim hoşuma gitti. Benden geçer not aldı. Bir de şu ikisi zamanda bunları almıştım da dükkanda çok güzel renk alıp değerlendi. Ben de arkadaşın dükkanında bunları görünce bunları da istedim. Bunlar gerçekten söylüyorum durduğu yerde kullanılmadan durduğu yerde muazzam bir renk alıyor. Ve aldığı rengi de hayran olmamak elde değil. Çok da güzel ürünlerdir. Kullanımı da çok güzeldir. Büyük boy harbi diyorum güzel bir ürün. Bunları sadece dışarıda kenarda arabada orada burada bekletin olduğu yerde nasıl renk aldığını göreceksiniz ve bana dua edeceksiniz. Şimdiki ürünlerim bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.